Bu ay en çok asgari ücreti konuşacağız. Bugün tespit komisyonu ilk toplantısını da yapacak. Peki zikredilen rakamlar ne? Yüzde kaç acaba zam yapılabilir asgari ücrete? Şimdi muhabir arkadaşımız Pınar Demir'e sözü bırakacağım. Konuyla bu konuyu konuşacaklar Pınar. Evet, Aralık ayında 4 kez yapılacak olan asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün yapılacak. Milyonların gözü kulağı bu toplantıda olacak. Peki 2024 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Yanımda sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal var. Onunla konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Beklenti neler? Yüzde kaç zam olur onu öncelikle? Öncelikle isterseniz biraz genel bilgi verelim. Asgari ücret tespit komisyonu sizin de söylediğiniz gibi bugün toplanıyor. 15 üyeden oluşuyor. 5 tanesi işçi tarafından, 5 tanesi işveren tarafından, 5 tanesi de hükümet tarafından üyelerden oluşuyor. Asgari ücretin bu ay içinde mutlaka belirlenip 31.12'ye kadar da resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi toplantılar 4 sefere kadar olabiliyor geçmiş yıllarda da baktığımızda. Ama 2. 3. toplantıda da bu işin bitme ihtimali var. Şu anda asgari ücret için en önemli veri beklenen enflasyon verisi biliyorsunuz. %65 olarak şu an için Merkez Bankası açıklamıştı. İlk 11 ayın enflasyonuna baktığımızda da aşağı yukarı zaten o rakamlara yakın şekilde çıkacak gibi gözüküyor. 61.98 ilk 11 ayın verisi. Tabi burada son ayın gelmesiyle birlikte yaklaşık olarak oradan gelecek olan bir %35-37 minimum bir enflasyon farkı oluşacak asgari ücretin belirlenmesiyle alakalı. Onun için de buraya bir tablo yaptık biz. Bu tabloya göre de yani en düşük ücret eğer %35 olursa 15.392 lira 50 kuruşa denk geliyor. Net tabii ki bu 11.402 lira şu anki net asgari ücret rakamı. %40 eğer bir artış olursa 15.962.80 dedik. 45 olursa 16.532.90, 50 olursa 17.103, 55 olursa da 17.673.10. Neden bu kadar geniş bir aralık belirledik? Şimdi asgari ücretle alakalı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Çalışma Bakanı'nın da açıklamaları var. Bu sene için bir kere belirlenecek şeklinde. Tabii bir kere belirleneceğini eğer açıklıyorlarsa bu sefer beklenti de insanlarda daha yüksek belirlenmesi şeklinde oluşuyor. Çünkü 2024 yılı içinde yaklaşık %36 bir hedeflenen enflasyon var. Şimdi buradaki 37, oradaki 36 bunları düşündüğümüzde biraz marjın geniş tutulması gerektiğini özellikle onun için yaptık. Bir de burada biz refah payını koymadık. Refah payı da ayrıca hükümet tarafından belirlenecek. Ama Aralık ayı enflasyonu açıklanmadı. Açıklanmış gibi hani beklenti üzerine. Şöyle 61.98 zaten açıklanan 11 aylık enflasyon. Merkez Bankası beklenti anketi Aralık ayı için 3.12. Zaten %65 civarında olacağını varsayarak bu simülasyonu en minimumdan yaptık. Bu minimumdan başlayarak olabilecek diğer senaryoları da buraya yazdık. Peki emekliler için nasıl bir beklenti? Evet, aynı şekilde emekliler için de tabii Bağkur ve SSK emeklilerinden bahsediyorum. Bağkur ve SSK emeklilerinde de şu an için en düşük emekli maaşı 7.500 lira biliyorsunuz. Bu emekli maaşının 10.000-10.500 seviyelerine gelme durumu var en düşük maaşta. Yani yaklaşık olarak eğer en düşük ücret artışı yapılırsa onda da 35-37 arasında en düşük ücret artışı olacaktır. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal'la asgari ücretteki olası zam senaryolarını konuştuk. Sözü size bırakalım.